Evet değerli basın mensupları, sevgili kız kardeşlerim, bizleri ekranları başında izleyen değerli vatandaşlarımız. Bugün gerçekten biz kadınlar için çok onurlu bir gün. Bugün 5 Aralık. Biz kadınların Türkiye'de seçme seçilme hakkını kazanmasının yıl dönümü. Bundan 88 yıl önce ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye'de kadınlar bu hakka sahip oldular ve o günden bu yana da onurlu ve gururlu bir yürüyüş devam ediyor. Dönemin başbakanı partimizin de ikinci genel başkanı olan değerli devlet insanı Sayın İsmet İnönü bu hakkı Atatürk'ün en ileri devrimlerinden birisi olarak tariflemişti. Bizler de böyle düşünüyor, böyle hissediyor ve bu hakkımıza sımsıkı sarılıyoruz. Birçok gelişmiş önceden, birçok gelişmiş ülkeden önce kazanmış olduğumuz bu hak bizlere eşit yurttaş olma ayrıcalığını, bizlere eşit yurttaş olma statüsünü kazandırdı. Bu bir ayrıcalık değil, statü elbette. Bu statüye sahip olduk. Ve yapılan ilk seçimler 1934'ten sonra yapılan ilk genel seçimleri olan 1935 yılında kadınlar haklarına sahip çıktılar koşa koşa sandıklara gittiler. Öyle ki birçok büyük ilde yani Ankara, İstanbul, İzmir'de kadınların oy kullanma oranı neredeyse erkeklere eşitti. Ve genel olarak da sandığa gitme oranının çok yüksek olduğu, kadınların demokrasiye haklarına sahip çıktığı bir genel seçim gerçekleşti. O seçimde meclise 17 kadın milletvekili girdi. Bir yıl sonra yani 1936 yılında bir ara seçim gerçekleşti ve o ara seçim sonrasında Çankırı'dan seçilen bir kadın milletvekilimizle birlikte mecliste toplam 18 kadın milletvekili oldu. Böylece kadınların parlamentoda temsil oranı o dönemki parlamenter sayısına orantılanınca %4.6 oldu. Ve biz kadınlar... O dönemde parlamentoda kadın temsil oranı açısından dünyada ikinci sıradaydık. Şimdi aradan 88 yıl geçti dedik. Dünyada ikinci sıradaydık. Ne oldu? Birinci sıraya yükseldik mi? Ne yazık ki hayır. Bırakın birinci sıraya yükselmeyi. İlk onda mıyız? Hayır. İlk yüzde miyiz? Hayır. 129. sıradayız. Tam 129. sırada. Nereden nereye doğru gittiğimizi ne kadar somut olarak gösteriyor. İsterseniz başka ülkelerden de örnek verelim. Örneğin 2011 yılında yani bundan sadece 11 yıl önce kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da kadınların parlamento'da temsil oranı %20. Gene 2006 yılında kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 22 buçuk. Yani bir tarafta 88 yılda geldiğimiz nokta var, diğer tarafta 11 yılda yüzde 20'lik temsil oranıyla maalesef bizden daha öne geçmiş olan, üstelik de aslında gelişmekte bizden çok daha geride olan ülkeler var. Bunu başka rakamlarla da sabitlemek mümkün. Birçok araştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. Örneğin Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl düzenlediği, her yıl hazırladığı raporlar var ve bu raporlu, raporlar içerisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak Türkiye her yıl daha da aşağıya iniyor. Ve son raporda yani 2021 sonunda açıklanan raporda Türkiye 156 ülke içerisinde 133. sırada yer alıyor. Yani neredeyse listenin en sonlarına kadar gerilemiş durumdayız. Tabii seçmen nüfusunun yarısının kadınlar olduğu gerçeğinden hareketle bizler eşit temsili savunuyoruz ve kadınların tüm karar alma mekanizmalarında da eşit olarak yer almasını yüksek sesle haykırıyoruz. Ve kadınların hem karar alma mekanizmalarında hem de siyasette eşit oranda temsil edilmemesinin ciddi bir demokrasi sorunu olduğunda buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Daha önce yapılan araştırmalardan bahsettim. Yapılan bir başka araştırmada Türkiye'nin eşit için tam eşitlik için 152 yıla ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yanlış duymadınız. Tam 152 yıla ihtiyaç var deniliyor. Ama biz kadınların 152 yıl bekleyecek ne tahammülü ne de sabrı var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Evet değerli basın mensupları, gene bilim insanlarının demokrasilerde kritik eşik olarak tariflediği bir oran var. Demokrasi katılımcılığı esas alan bir rejimdir ve katılımcılık içinde kritik eşik yüzde 33 olarak tariflenmiştir. Kadın kimliğinin hem parlamentoda hem de yerel e, yönetimlerde en az yüzde 33 oranında temsil edilmesi gerekiyor ki biz gerçek anlamda kadınların temsil edildiği iddiasında bulunabilelim. Şimdi bakalım Türkiye'de tablo ne? Biraz önce... Türkiye'de kadınların seçme seçilme hakkını parlamentoda seçme seçilme hakkını 1934 yılında kazandığından bahsetmiştim. Yapılan ilk seçimin 1935 yılında olduğunu söylemiştim. 1935 yılından 2018'e kadar toplam 23 genel seçim gerçekleşti ve bu genel seçimler boyunca 11385 vekil mecliste görev aldı. Bunların sadece 598'i kadındı. Yani oransal olarak baktığınızda gene sadece %5'lerdeyiz. Ve bugünkü parlamento'daki temsil durumuna baktığınızda parlamento'da bulunan 580 milletvekilinin sadece 101'i kadın. Sadece 101, yani %17.4'lük bir orandan, %17'lik bir orandan bahsediyoruz. Ülkemizde 17 bakan var. Bakanlar Kurulu biliyorsunuz artık bir kişinin iki dudağından çıkarak seçiliyor milletvekilleri arasından değil ve bu 17 bakan içerisinde sadece bir tane kadın bakan var. O da aile ve sosyal politikalardan sorumlu olan bakan tabii burada şöyle bir parantez açmam gerekiyor kadın temsilini sadece cinsiyet kimliği ile tariflemek de doğru değil ne kadar kadın haklarına sahip çıkıyor ne kadar demokrasiye sahip çıkıyor ne kadar samimiyetle bu hakları savunuyor asıl önemli olan bu dolayısıyla şu an e, sadece %5.8'lik bir oranla bakanlar kurulunda temsil edildiğimizi ama Bakanın hal ve tavırlarına söylemlerine, ürettiği politikalara bakıldığında temsil edilmediğimizi dahi söyleyebileceğimizi çok net bir şekilde not edelim. Çünkü şiddeti tolere edilebilir bulan ve İstanbul sözleşmesinin fesi edilmesine alkışlayan bir bakanın ne kadar samimi olduğunu siz değerli izleyicilerimizin vicdanını teslim ediyoruz. Evet, Türkiye'de kadınlar yerelde seçme seçilme hakkını 3 Nisan 1930 yılında kazandılar. 1930'dan son yerel seçimleri olan 2019'a kadar toplam 19 yerel seçim gerçekleşti. Ve 19 yerel seçim boyunca sadece 156 kadın belediye başkanı oldu. 156 kadın belediye başkanı. Erkeklerde ise bu sayı 32 binin üzerinde. Yani oranladığınızda binde beşlerdeyiz. Hatta binde beşin bile altındayız. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde o 1389 belediye başkanının sadece 22'si yani %2'si kadın. Bu rakam farklıydı fakat kayyumlardan sonra 22'ye kadar düştü. Parlamenter demokrasiyi kurduğumuzda bu kayyum düzenini de sonlandıracağız elbet. Gene 2019 seçim sonuçlarına göre Türkiye'de toplam 50217 muhtar var ve bunların sadece 1119'u yani %2'si kadın. Üstelik de kadın muhtar sayısı oransal olarak son seçimlere göre %64'lük arttı. %64'lük artışa göre bile bu noktadayız. Gene kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11'lerde. Kadın il genel meclis oranı ise en fazla %3 olabildi. Gördüğünüz gibi bu oran dünyaca kabul edilen bilim insanları tarafından tariflenmiş olan kritik eşiğin çok 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 altında. Yani Türkiye'de kadınlar siyasette ve karar alma mekanizmalarında temsil edilmiyor cümlesini kurabiliriz. Değerli basın mensupları, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti tüzüğümüzde yaptığımız değişiklikle cinsiyet kotasını yüzde 33 olarak belirledik. Elbette kadınlar olarak eşit temsil istiyoruz, denklik istiyoruz. Bunun için parti içi mücadelemiz de sürüyor, sürecek. Ancak Partimizin devrim niteliğinde hazırlamış olduğu siyasi partiler yasasında değişiklik öngören kanun teklifini buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu kanun teklifine göre parlamentoda temsili %50-50 oranında yapacağımız şekilde ve fermuar sistemiyle bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek şeklinde listelerin yapılacağı şekilde kadın te, kadınların tem, seçilebilecek yerlerden listeye dahil edileceği şekilde bir kanun teklifini hazırladık. Hem yerelde, yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde bu kanun teklifinin uygulamaya girmesini ve hayata geçmesini arzu ettik. Ve hatırlayacağınız gibi geçen yıl yani 30 Kasım 2021 tarihinde bu kanun teklifi parlamentoda görüşüldü ve ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Burada bizi şaşırtan bir şey yok çünkü zaten onların samimiyetini hepimiz biliyorduk. Ama onlar bunu reddetmiş olsa da bizler eşitlik mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'yi kadın erkek hep birlikte inşa edeceğiz. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız. Bu konuda kararlıyız. Değerli basın mensupları Eşitsizlik sorununun altında aslında tek bir neden yatıyor. Yani birçok şey sayılabilir ama asıl tek bir neden o da zihniyettir. Ve ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anne olmayan kadın yarımdır. Annelik en büyük kariyerdir gibi söylemler ve kadınların doğurganlığı üzerinden tarifleyen söylemler hiç şüphesiz eşitlikçi politikalar üretemez. Eşitliğe inanmayanlar, kadınların yaşam hakkını savunmayanlar, koruma altındaki kadınlar katledilirken buna seyirci kalanlar, kadınlara dair samimi olarak politikaları uygulamaya geçiremez. Biz bunları zaten çok iyi biliyoruz. Kaldı ki kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden zihniyetten Hiçbir şey beklemiyoruz, beklenmeyeceğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın bu karar alındığından bu yana yüzlerce kadın katledildi. Koruma altındaki kadınlar korunamadı. Ve katiller ne olacak yatarım 3-5 ay çıkarım mantığıyla cinayetlerine şiddet uygulamaya devam ettiler. Dahası da var arama motorlarında cinayet işlemeden önce nasıl daha az ceza alırım diye aramalar yaptılar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar, kadınları suçlamaya devam ettiler. Tabii biliyoruz ki önceki yargı kararlarından da cesaret aldılar, halen de almaya devam ediyorlar. Bizler yaşam hakkımızı gasp eden bu hukuksuz kararı tanımadık, tanımayacağız. Ve bizler gene biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi hükümleriyle iç hukukumuzun bir parçasıdır artık. Onun için her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nin fesih edildiğini iddia etseler de biz İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu ve ülkeyi yönetenleri tekrar bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz buradan. Ve onlara tek bir çağrıda bulunuyoruz. Zaten şurada 6-7 ay sonra ülkeyi bizler yönetiyor olacağız ve bizim iktidarımızda İstanbul Sözleşmesi ilk 24 saat içerisinde yürürlüğe girecek. Bu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok net bir şekilde ifade etmiş olduğu bir vaattir, bir sözdür. Kadınlara çok net bu sözü vermiştir. Biz onlardan bir şey istiyoruz. O zamana kadar, önümüzdeki seçimlere kadar yasalara dokunmayın uygulayın. Çünkü ne zaman bir yasal değişiklik yapmaya kalksalar yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Eşitlikçi bir zihniyete sahip olmadıkları için de yaptıkları değişiklikler asla ve asla kadınları güçlendiren nitelikte olmuyor. Bilakis kadınların mücadelesini arttırmaya dönük değişiklikler yapıyorlar. Onun için tek isteğimiz yasalara dokunma, uygula. Değerli basın mensupları toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu hepimiz biliyoruz ki kadını güçlendirecek olan politikaları hayata geçirmekten geçiyor. Bu amaçla partimiz kadını güçlendirecek 3 temel projeye imza attı. Bunlardan birincisi bugün ikinci yıl dönümünü kutladığımız yaşamak projemizdir. Buradan birçok kez yaşamak projemizin detaylarını sizlerle paylaştık. Bir cümleyle özetleyecek olursak İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik ve 7/24 faaliyet gösteren çağrı merkezi hattımızla 444 82 85 numarasını arayan tüm şiddet mağduru kadınlara yakınlarına, istismara uğrayan çocuklara ve onların ailelerine destek oluyoruz. Bunu sadece telefonda destek olmak şeklinde yapmıyoruz. Ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği, bazı illerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu illerde barınma ihtiyacının karşılanması, gene bazı illerde istihdam ve burs imkanlarının sağlanması gibi çeşitlendirerek o kadınlara yalnız değilsin, biz varız diyoruz. Aynı zamanda karakollarda, adliyelerde, duruşmalarda, hastanelerde onların yanlarında oluyoruz. Dayanışmayı yükseltiyoruz. Gene çok rahatlıkla mobil telefonlardan indirilebilecek olan yaşamak uygulamamızda tüm kadınlara bir tuş mesafesinde oluyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları 81 ilde 973 ilçede örgütlenmiş olan yapısıyla o kadını kolla, kadınları kollarıyla sımsıkı sarıyor, sarmalıyor. Dolayısıyla fiziksel olarak da onların yanında olarak onlara güç vermeye, onların yaslanacağı bir sırt olmaya çalışıyoruz. İkinci projemiz ise gene buradan daha önce de duyurduğumuz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde açıkladığımız aile destekleri sigortası projesidir. Bu proje temelde yoksulluğu yöneten değil, yok eden olmayı ve bunu yaparken de aile içerisinde, hane içerisinde kadını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Kadının hesabına açılan kadının adına açılan banka hesabına para yatırılarak kadını aile içerisinde de güçlendirecek, kadını hem ekonomik olarak güçlendirecek hem de aynı zamanda kadının üzerindeki bakım yükünü alan politikalarla birlikte kadını hayatın içine katacak olan bir proje, aile destekleri projesi ve sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğimiz böylece Herkesi bir sosyal güvence altına alacağımız, asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan vatandaşlarımıza elimizi uzatacağımız ve iktidara gelir gelmez hızla uygulamaya kura, koyarak aile destekleri kurumunu koy, kurup e, tüm vatandaşlarımıza hesap verebilirlik ve şeffaflıkla yaklaşacağımız bir proje. Tekrar söylüyorum asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan tüm vatandaşlarımıza katkı sunacağımız onlara hem maddi destek hem de aynı zamanda yaşam standartlarını yükseltecek onları yoksulluk çemberinden kurtaracak ve hayatın içine katacak olan bunu yaparken de kadını daha da güçlendirecek olan bir proje Üçüncü projemiz ise kadın istihdamı ile ilgili. Hatırlayacağınız gibi 3 Şubat 2022 tarihinde bir kadın istihdam etkinliği gerçekleştirmiş ve orada kadınlara yönelik olarak istihdam politikalarımızı belirleme noktasında sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, paydaşların da görüşlerini almıştık. Ve bu doğrultuda Türkiye'de kadın istihdamının ne kadar büyük bir problem olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştik. Bugün çalışabilir nüfusta olan her üç kadından sadece birisinin istihdamda olduğunu, her 10 kadından dördünün kayıt dışı çalıştırıldığını sık sık o e, buluşma sonrasında da kamuoyuna vurgulamıştık. Dolayısıyla Bizler tekrar kadının üzerindeki bakım yükünü alan hane içerisindeki iş dağılımını yeniden düzenleyen ve kadını istihdamın içine katan politikaları uygulamaya sokacağız. Öncelikle bugün 2 milyona yakın okuma yazma bilmeyen kadının okuma yazma bilmeyen hiç kadın kalmayıncaya kadar ve kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını teminat altına alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Ve iyi eğitim gören kız çocuklarının bir meslek sahibi olmasını, daha sonrasında mezun olduktan sonra da hayata atılıp ekonomik olarak da güçlenmesini temin edeceğiz. Bunu yaparken de dört ayaklı bir strateji uygulayacağız. Dört ayaklı strateji modelimizin ilk ayağını hukukun üstünlüğü ve demokrasi oluşturuyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu bir Türkiye'de yatırımlar yapılamıyor. Çok iyi biliyoruz ki demokrasinin olmadığı yerde ekonomi nefes alamıyor. İşte o yüzden birinci ayağını bu oluşturuyor. İkinci ayağını ise üreten, kendi kendine yeten, dışarıya bağımlı olmayan bir Türkiye oluşturuyor. Üçüncü ayağını ürettiğini hakça paylaşan bir Türkiye oluşturuyor. Burada özellikle refahın tabana yayıldığı ve sadece ayrıcalıklı bir kesimin değil toplumun tüm kesimlerinin zenginleştiği bir Türkiye'yi inşa edeceğimizi de vurgulamak istiyorum. Elbette bundan en fazla payı da kadınlar alacak çünkü yoksulluktan ve yoksunluktan en fazla zarar gören kesim kadınlar olduğu için burada da bir pozitif ayrımcılık söz konusu olacak. Ve dördüncü ayağını ise sürdürülebilir bir kalkınma ile kalkınmayla devam ettireceğiz. Kalıcı ve sürdürülebilir olarak bu bahsettiğimiz politikaları ve ekonomik olarak güçlenmeyi sağlayacağız. Kısacası hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de bütüncül politikaları derhal hayata geçireceğiz. Evet, bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bugün 81 ilde 973 ilçemizde eş zamanlı basın açıklaması yaparak hep birlikte haykırıyoruz. Eşit temsil bir haktır diyoruz. Bizler asla ve asla bu hakkımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyoruz. Ve hakkımızı alıncaya kadar da mücadelemiz sürecek. Son olarak sizlere İran'daki direnişten de bahsetmek, onunla ilgili de birkaç cümle kurmak isterim. Hepinizin bildiği gibi Mahsa Amini 22 yaşında gencicik bir kız kardeşimiz İran'da katledilmişti ve ondan sonra direniş başlamış, protestolar başlamış ve tüm dünyaya yayılmıştı. Bu noktada gelinen nokta, geldiğimiz aşamada bazı kız kardeşlerimiz yaşamını kaybetti. Direnişçiler idam cezasına çarptırıldı ve ölümlerin baş nedeni olan ahlak polisleri dün itibariyle lağvedildi. Yani direniş kazandı, yani dayanışma kazandı. Yani eşitlik mücadelesinde yol kat edildi. Evet daha kat edeceğimiz çok yol var. Konuşmamın başında Türkiye'de tam anlamıyla eşitliğin sağlanması için 152 yıla ihtiyaç var demiştim. Belki Cumhuriyet kurulduğunda böyle bir uzgörüde bulunulmaya çalışılsa, böyle bir öngörüde bulunulmaya çalışılsa binlerce yıldan bahsedilecekti. Ama bir devrimci lider geldi bu ülkeyi kurdu ve yaptığı devrimlerle eşitliği inşa etti. Şimdi yine devrimci bir liderin iktidara gelme ve ülkeyi eşit bir şekilde inşa etme zamanı. Onun için geliyor, gelmekte olan diyorum. Buradan bizi izleyen tüm kadınlara da ayağa kalkın, artık ayağa kalkma zamanı diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.